Anneciğim, dün Güzin Hanım'la neden kapıştınız? Yok, biz kapışmadık. Bence siz öyle gelmiş, biz gayet iyiyiz, aramız da çok iyi. Gerçekten iyi mi? Evet. Ama dolmadan anlamadığını iddia ettin. İddia etmedim, o kendi belli etti anlamadığını. O benim iddiam değil. Anlamıyor mu? Bence anlasaydı beğenmezdi. Sence dünkü dolma nasıldı? Hiç güzel değildi. Ya şöyle, hani gelinimizin eline sağlık ama gerçekten güzel değildi. Ve ben masada, inanın hani güzel olmayan bir şeye güzel diyemedim, demem de niye diyeyim? Ama güzel olana da söyledim, bak bu güzel olmuş dedim. Şimdi ne yapıyorsun gelin hanım? Şerbetimi hazırlıyorum. Ne kadar su koydun? 3 bardak su koydum. 3,5 koyacaktın ama doğru olanı yaptın. 3 koydun, 2,5 şeker koyuyoruz. Aypare tatlısının şerbetine dilim limon ekleyen yarışmacımız hamuru için 125 gram tereyağı, 2 yumurta, vanilin ve pudra şekeri ve un kullanıyor. Sürekli tarife baktığın için çok zaman kaybediyorsun. Evet. Şu an çok panik yaptım, o yüzden. Hayır, paniklik bir şey yok, paniklik bir şey yok. Geçen süreyi söylesen şoka girersiniz herhalde. Söylememişsin. Üzgünüm ama bunu söylemek zorundayım. Ah, limonumu rendelemedim. Mikser hep beni lafa tutuyor. O da mı benim suçum? Evet, senin suçun. Aypare tatlısının hamuruna son olarak rendelenmiş limon kabukları ve un ekleniyor. Hanımlar, kim kime daha çok gidiyor? İkimiz de sürekli birbirimize gelip gidiyoruz. Muhtarlıktan zaman bulabiliyor musun? Ben bir tek çocuğa bakmaya zaman bulamıyorum. Oturmaya gidince zaman buluyorum. Senin de 7 yaşında oğlum varmış. Evet. Evet, benim 7 yaşında da oğlum var. Bir de 15 yaşında oğlum var. Kaç yaşında? 15, 22, bir de 7. Üstelik bir de muhtarlık yapıyorsun. Gelin gittiğin köye muhtar olmuşsun. Evet. Nasıl oldu anneciğim? Ama işte gelin gittim, beni ne kadar çok sevmişler ki beni köylerine muhtar yaptı. Muhtarlığın kolay ve zor yanları neler? Tabii şimdi kolay yanları da var, zor yanları da var. Şimdi mesela bir erkek muhtar gibi hani gece bir olay olduğunda tek başına hemen mesela o müdahale eder ama ben... Sen ne yapıyorsun? Eşimi kaldırıyorum. Kalk hadi diyorum, olay var diyorum. Köyünüzde çok muhtarlık iş oluyor mu? Ya oluyor evet yani... İlla oluyor ya. Anneciğim, muhtarlar ne yapar? Muhtarlar ne yapar? Muhtar şudur. Halk ve devlet arasındaki bağlantı noktası. Halk sizden ister, siz devletten istersiniz. Devlet bize verir, biz köyümüze veririz. Aypare tatlısının hamuru yoğrulurken içine rondodan geçen fındıklar ekleniyor. İstenen kıvama geldikten sonra bardakla şekillendirilen aypareler yağlı cam tepsiye alınıyor. Fırına verilmeden önce üzerine yumurta sarısı sürülüyor. Aypare tatlısı dilim bile dönmüyor. Aypare tatlısı ben hiç yemedim, bilmiyorum. Aypare tatlısı nasıl bir şey? Ayla beraber miymiş? Vallahi yemeyince bir şey diyemem çünkü hiç öyle bir şey işitmedim. Vereceğiz ayının paresini bilemem. Yani benim padişah yastığına mahane buluyorlardı ya, sanki bir, ben 5 taş koyacağım üstüne padişah yastığının. Ona ne bu diyorlardı, ben de bunun ne? Aypare, tamam, o aypareye bakacağım ben. Anneciğim, dünkü tatlı nasıldı? Tatlı güzeldi. Niye yemedin? Niye yemedim? Hani istemediğimden değil aslında. Hani gerçekten o an yiyebilecek açlığı hissetseydim yiyecektim. Öyle diyeyim ben. Yani çok aç olmadığım için yemedim. Yoksa güzeldi, yenebilirdi yani, ben yerdim. Anneciğim, hani güzel yemekleri yemeyenlere karşıydın? Evet. Ama sen de yemedin. Ama ben bir mazeret bildiriyorum ama şu var, hani bunu sırf hani beğendi de yemedi demesinler diye yemeyenler var. Dünkü çorba nasıldı? Sütlü brokoliydi, çok yağlıydı ya. Gerçekten hani emek harcamış, gerçekten zor oluyor. Hani görüyoruz burada ama gerçekten güzel. Haksızlık tabii, ben dünkü puanları iyi bulmadım. Yeşillikleri yıkayan yarışmacımız... Kiş için önce ıspanakları doğradıktan sonra soğanları kavuruyor. Sucukların kurumasını nasıl önleyeceksiniz? Şimdi buhar zaten şey olacak ya, ıspanak soğuyacak ve kreması var. Öyle bir harç olacak, o yumurtalı bir harç olacak. O yüzden hani kurumayacaklar zaten içinde. Kiş için doğranan ıspanaklar soğanlarla birlikte kavrulmaya başlıyor. Gelin hanım, şimdi ne yapıyorsun? İç harcımı hazırlıyorum kişin. Kayınvalideler sizi bir görse var ya. Şey yapamadım, peli aşağı aldım. Nihayet doğrusunu yaptınız. Anneciğim, dün Nebruki hanım 4 puan verdi. Çok düşük oldu bence. Neden 4 verdi sence? Ya bence günün heyecanı diye düşünüyorum ben. Evet, yine iyi puan aldı. 6 verdiler, 5 verdiler. Güzel. Vallahi o yemeklere yine güzel verdiler. Gelin hanım, ilk defa kiş yapıyorsun. Ve riske girerek sucuklu seçtin. Denemek istedim, risk almak istedim. Sen mi seçtin yoksa kayınvaliden mi? Kayınvalidem seçti. Beraber seçtik.
Beraber baktı. Zaten kiş mecburiye miyiz? Hiç sevmem sucuğu ya. O nereden kattı onu onun içine? Başka bir şey koysaydı. Sucuk nereden çıktı? Yani aslında farklı, evet, farklı seçenekleri vardı ama daha önce diğer gelinlerimiz onlara karar verdiği için biz de buna karar verdik. Gelin hanım, Behlül romantik mi? Çok. Öyle böyle değil yani. Evlilik teklif etti mi? Evlilik teklifi işte. Nasıl da anlatır mısın? Evi süslemişler. Kocaman pankart asmış benimle evlenir misin diye. Güllerle yol yapmış, mumlarla şerit halinde dizmiş. Kalp yapmış, beni kalbin içine götürdü. Kalbin içinde önüme diz çöktü ve benimle evlenir misin dedi. Bunda kayınvalidenin payı var mı? Onlar beni oyalamakla meşguldü. Anneciğim, senin kocan romantik mi? Hayır. Birazcık olmaya başladı. Ne oldu da olmaya başladı? Bence yaşlandıkça daha birbirimizin kıymetini bilmiyor, anlamaya başladık herhalde. Neler koydun içine gelin hanım? 3 yumurta, kaşar peynir, tereyağı, zeytinyağı. Baharatlarını unutma. Kişinin iç harcı için rendelenmiş kaşar, 3 yumurta, zeytinyağı, tereyağı, kremayla baharatları karıştırılıyor. Anneciğim, Behlül evlenmek için kızımızı yanına getirince ne hissettin? Çok şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Ne yapmalıyım diye bayağı düşündüm. Şimdi destek vermesem dedim kendi başlarına iş yaparlar. Versem olayı onaylamıyorum, daha çok küçükler. Yani öyle bir ikilem yaşadım açıkçası. Aypare tatlısını fırından çıkaran gelinimiz ana yemeğin çanakları için patates soymaya çalışıyor. Onunla oynanma ne olursun. Anneciğim yapamıyorum onunla. Onunla daha çok oyalanıyorum. El alışkanlığım bıçaktan o tarz şeyler kullanmadım. Daha küçük bıçak seçsen iyi olmaz mı? Evet. Şunu da dök bir yere. Acele ediyorum. Bu kadar büyük bıçak mı olur? Yani çok zaman kaybediyorsun gün onunla. Çok zaman kaybediyorsun kızım. Şerbeti dök hemen. Dök şerbeti. Ve annemiz ipleri eline aldı. Dök 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 dök. Gezdir hepsini suda. Gezdir 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 gezdir. Dök, 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 dök. Aypare tatlısının şerbeti döküldükten sonra soyulan patateslere çanak şekli veriliyor. Boş verin bu yemekleri. Gelin birlikte makarna yapalım. Peki sen azıcık baksana dışarı mıyım ben? Bir baksana kapının önüne bakalım. Kapının önüne mi? Ay, kar yağıyor mu acaba? Yeterli bu anne değil mi? Yeterli yeterli yeterli. Tamam bırak bırak. Sadece onu bile yetiştiremeyeceğiz. Şu anda neler hissediyorsun gelin hanım? Çok kötü hissediyorum. Hayır kötü bir şey yok. Her an ağlayabilirim yani. Gerçekten kötü bir şey yok. Hayır. Ne yapabilirsin? Tencere yemeklerimiz var. Tencere yemeklerimiz kolay olacak bak. Bir an önce şu ana yemeği de atalım. Diğerlerin hepsi çok kolay bak. Çok çabuk yetişecek. Bu arada patatesleri de deldin. Yak onu hemen yak. Başaramayacağını düşünüyor muydun? Yok düşünmüyordum. Hiç bu kadar şey yapacağımı düşünmüyordum. Buradaki atmosfer çok farklı. Ben bunu yapabilir miyim? Koyabilir miyim? Nesi farklı? Aşırı heyecan yapıyor insan. Eli ayağıma, elim ayağıma dolaştı. Neden elin ayağına dolaşıyor? Yetiştiremeyeceğim acaba yapabileceğim bir şey oldu şu an. Daha onu anlamadın mı? Yetiştiremiyorsun işte. Evet. Hadi. Bir şey yok ortada. Hadi. Hanımlar, kalan süreniz 1 saat 10 dakika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.